Fazladan körülü bir tavuk daha lazım. Binlerce metre yükseklikte uçağa bir yolcu biniyor ve senin tek aklına gelen yemek mi? Ona ne yemek vereceğim? Kaptana söylemek zorundayız. Aptal. Kimseye söylemek zorunda değiliz. Sadece biletsiz bir yolcuyu görmezden geleceksin. Bu yüzden bizi kovabilirler. Striptiz barına geri dönmek mi istiyorsun? Tokanızı ödünç alabilir miyim? Geri vereceğim. Bir süre önce. Eğer arazi sorununu doğru bir yaklaşımla çözebilirsek, konumu ve piyasaların durumu göz önüne alındığında ben buna 10 milyon derdim. Daha az değil. Aslına bakarsan ben 7'ye razı olurdum. Ufak bir sorun var. Lanet UNESCO'nun bu lanet ağır hakkında bilgisi olabilir. Bu mimari bir anıt mı yoksa? Belli olmuyor mu? Bu arada onunla tanışmanı istiyorum. Roma dayı, bilirsin yaşlı inekler benim tipim değildir. Bu işte başka profesyoneller var. Bana mı anlatıyorsun? Senaryo 1, emlak komisyoncuları. Dünya çapında faaliyet gösterirler ve asla kaybetmezler. Kadınlar bir gece için atalarından kalma mülklerini feda ederler. Senaryo 2, bir çift gibi davranırlar. Mutlu aile tablosu. Hatta bazıları evlenir bile. İnsanlar onlara milyar değerinde mallarını satmak için hazırdırlar. Peki ya çocuklar? Aktörler. Onlar figüran. Senaryo 3, palyaço. Bir güzel söz ve lollipop karşılığında insanlar kendi annelerini bile satarlar. Bütün bu insanlar bu eve girdiler ve sonra ortadan kayboldular işte. Cinayet mi? İnan bana, bu şehirdeki bütün suçları bilirim. Ama bu basit bir dava değil. Mistizm. Mistizm. Ben mistizme inanmam. Hanımefendi, merhaba. Merhaba. Bana bir kitap versenize. Hangisini? Eski, yıpranmış bir şey olsun. Daha net olabilir misiniz? Herhangi eski bir kitap işte, anlamadınız mı? Eski ve yıpranmış bir kitaba mı ihtiyacınız var? Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle diye bir kitabı hatırlamadım. Sanırım başkasında. Madem kitap satın alacak paranız yok, sabırlı olun. Evet. Podolski kabak ezmesi tesisi mi acaba? Ne ezmesi dedin? Ben sizin Stavropol bayinizim. Alo Paşka, hiç uğraşma. Gleb seni kandırıyor. Ben Alka. Alka?
Hiç beraber olduk mu? Tabii ki ama sadece fantezilerinde. Demek yok. Alka Skorokodova, 5 yıllık kapı komşun, hatırladın mı? Alka? Nihayet, dinle. Seni Gleb'le nikahımıza davet etmek istiyorduk. Senin de orada olmanı... Ama daha önce Elbrus Dağı'nda bekarlığa veda partisi olacak. Ne nikah, ne bekarlığa veda partisi? Unut bunu. Saçmalıyorsun. Unut da ne demek? Beni hatırladığınız gibi unutabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Kapatıyorum. Görüşürüz. Sizi değiştiğini söylememiş miydim? Polonya Peri Masalları. İyi günler dilerim. İyi günler gençler. Ne güzel bir çift. Çiçek teslimatım vardı. Buyurun lütfen. Rahmetli eşim, 50 yıl önce evlenmiştim. Apollon Grigoryevich, ilk ve tek aşkım. Kendisi 5 yıl önce öldü ve hala onun adına çiçek getiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Kocası tam 10 yıllık anlaşma yapmış. Romantik zombi. Ne kadar zamandır berabersiniz? Bir yıl oldu. Doğruyu söylemek gerekirse biz tanışmıyoruz. Bu onun en sevdiği şaka. Merak etme sevgilim, her evlilik yıldönümümüzde sana çiçek vereceğim. Hayır, hayır, birlikte yaşadığımız her gün için. Ve her hafta bir araba. Haftalık kâre göre tabii. Bir güve bu menekşeyi yiyene kadar aşkımız hiç solmasın istiyorum. Şimdi işe dönelim. Kocanızın bütün kitaplarını okudum. Kendisinin büyük bir hayranıyım. Gerçekten olağan dışı bir yazar. Apollon büyük bir adamdı. Yazar, bilim adamı, gezgin, koleksiyoner. Bütün dünyayı dolaştı. Günümüzde onun gibilerine macera perest denir. Hayatımız sıkıcı olmadı. Bu evin duvarlarında hayatımın en mutlu günlerine ait anılar var. Alina Stepanovna, aklıma harika bir fikir geldi. Dikkat edin lütfen, dolu. Devam edin Pavel, sizi dinliyorum. Benim bir fikrim var. Siz neden bu evi Apollon Grigoryevich'i müze evine dönüştürmüyorsunuz? Grigoryevich, evet. Böylece dünyanın dört bir yanındaki hayranları Çin'den, Paris'ten, Venedik'ten, her yerden gelip buraya Apollo Gorski'nin anısına saygı sunarlar ve harika olur. Bu muhteşem insan bunu hak ediyor bence. Gerçekten muhteşem bir yazar. Ne harika bir fikir. Uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum. Sadece nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani gerçekten bir müze açabilir misiniz? Hı-hı. Ben ilk bakışta sizin bir gayrimenkul satıcısı olduğunuzu düşünmüştüm. Şu adı kötüye çıkmış kadın sezgileri. Aslında böyle bir sezgi olmadığını ispatlamış oldu. Öyle değil mi? Öyle bir şey yok. Ben müze görevlisiyim. Bir saniye. Bakalım bunlar müzeye başlardı. Evet, hatırlıyorum. İşte. Bakayım. Evet, işte kim? Alina Stepanovna. En geç bir ay içinde müze açabiliriz. Ama bunun için yasal bir desteğe ihtiyacımız var. Tanrı sizi korusun ama... Yanlış bir şey yaparsanız sizi gafil yakalayacak sorunlara hazırlıklı olun lütfen. Biliyor musunuz? Ben zorluklardan hiç korkmam. Neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz hanımefendi. Ben bakanlığa gidebilirim. Hayırseverlerle, sponsorlarla hepsiyle bağlantı kurarım. Ve burada Tretyakov Galerisi gibi bir yer kurabiliriz. Ne yapmam gerekiyor acaba? Sadece birkaç formalite. Bir saniye bakalım... Buyurun işte.
Fevkalade oldu bu. Bu eve hayrandı. Ona canlı bir varlıkmış gibi davranırdı. Evet, size mutluluklar dilerim. Hoşça kalın. Size söz verdiğim gibi müzeyi yapacağım. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Adiyom. En değerli şeyinizi nasıl bir yabancıya emanet edebilirsiniz? Benim için en değerli şey romantik bir geçmişten kalan kırıntılar. Ve ev kendi başına ayakta durabilir. Burayı kendi kötü amaçları için kullanmak isteyen herkesi sınayacaktır. Orada işimi kolaylaştırdığın için teşekkür ederim sana doğrusu. Öyle bir şey yapmadım. Aa, evet yaptın. O yüzden sevgilim olduğunu söyledim. Yaşlıca da iyi bir kızın erkeği de iyi ve güvenilir olmalıdır diye düşünüyorum. Hepsi böyledir zaten. Her zaman böyle. Yaşlıca da buna kaldı. Pavel Basov da payını aldı işte. Muah! Bu da senin payın. Ben bir şey istemedim. Eğer isteseydin. Zaten bir şey vermezdim. Sen oyunun parçasıydın. Benim prensiplerim var. Benim de var. O zaman sana borcum var. Müzeye bedava giriş. Ah. Alo, Roma dayı. Tebriklerini kabul edeyim. 2 saatte 7 milyon. Dakikada 60 bin eder. Saniyede 1000 ediyor. Bu dünya rekoru. Kısacası yaşlı inek oyuna geldi ve kontrat imzaladı. Hiçbir vicdan azabı ve pişmanlık yok. Olabildiğince sıkıştır. En iyi fırsatı kap. Seninle gurur duyuyorum yeğenim. Bu büyük bir teklif ve sadece 7 milyona. Bu şu anda piyasadaki en özel teklif. Bu teklif sadece çok önemli müşterilerimiz için. Bu mülk sadece bugünlük satılık. İlgilenir misiniz? Biliyor musun ben bu gece boşum. Senin evinde buluşmaya ne dersin? Angela. Diyelim ki... Tamamen şans eseri 10 bin papel. Yolda buldun. Ne yapardın onunla? Bunun gibi bir para mesela. Göz açıp kapayana kadar. Kendime bir tane kürk alırdım. Anlıyorum. Veya... Bu akşam başka planlarım var. Angela hadi içine döner misin? Alo. Merhaba şampiyon. Merhaba Roma dayı. Kutlama mı? Evet. Kesinlikle öyle. Arkadaşlarla mı? Evet. Kesinlikle harika. Eğleniyoruz. Çok güzel. Sana arkadaşlar hakkında söylediğimi hatırlıyor musun? İşte aile ve arkadaşlık olmaz. Kâra karşı giderler. Giderler evet. Net kâr. Evet. Bu senin en iyi arkadaşındır. Baba dayı bak konuşamıyorum. Tamam anlaşıldı. Kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Hadi tamam geliyorum. Roma dayı sonra konuşuruz. Hadi.
O da neydi? Hiçbir fikrim yok. Bu nasıl bir güzellik? Sen de kimsin? Merhaba dostum, sakin ol. Birazdan çıkarım. Aha çocuklar. Çocuklar. Yardım edin bana. Sanırım bir board yer değiştirmemeye uğraşıyorum. Onu aklından çıkar Gleb. Bırak gitsin. Ne zamandır görüşmüyorsunuz ki? Daha da uzun bir süre görüşmeyeceğiz. Ben şahsen bu Basov'dan hiç hoşlanmamıştım. Oo, iyi adam lafın üzerine gelirmiş. Buraya gelebilmiş olman ne güzel. Roma dayı. Gel. Dinle. Bana bir şeyler oluyor. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Bütün bu lanet olasıca her şey benim. Hoba. Harikasınız kızlar. Sence reklam işi iyi gidiyor mu? Kesinlikle öyle. Bir billboard yeterli değil, birkaç tane gerek. Yarın sabah ilk işim ana yola 10 tane daha dikmek olacak. Hayır dur. Mama dayı beni dinlemelisin. Bak ben az evvel dağlardaydım ve... Dinle beni, uyuşturucuyu bırakman gerek evlat. Artık moda değil. Kızlar biraz daha içki alabilir miyiz? Çocukken 3 arkadaşım ve bir köpeğim vardı. Şimdi daha az arkadaşım ama hala bir köpeğim var. Bayanlar ve baylar, sevgili arkadaşım Paşka'ya hoş geldin deyin. Paşka! Paşka! Buraya! Tamam, ne oluyor burada? Sihte olduğuna göre şu anda selam vermen gerekiyor. Buraya nasıl geldin? Sen Paşka dedin, ben de... Paşka benim köpeğim. Teşekkür ederim. Köpeğimi bırak. Teşekkür ederim. Buyur bakalım yok. Benim bir oğlum var Paşka. Yıllardır ondan haber alamadım ne yazık ki. Mikalıç. Ne? Bu konudan bıktım. Sen en iyisi gidip çöpü dök hadi. Benden bu kadar. İşi bırakıyorum. Borcunu oğluma ödemedikçe gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Ne borcu? Ne borcu? Borçmuş. Ha. Beni dinle. Oradan ayrılmadan evvel yaşlı kadın bana eğer onu aldatırsa başına bir sürü iş geleceğini söyledi. Sayın yolcularımız, birkaç dakika içinde içki ve yemek servisimiz başlayacaktır. Uçakta ve uçar mıyız? Ve siz de ben beraber mi uyuyoruz? Ya da başka türlü açıklarsak, ben uyuyor muyum? Tabii ki uyuyorum, öyle değil mi? Saç tokanızı ödünç alayım. Birazdan gelebilirim. Mm.
Anladığım kadarıyla sen seni düşünen insanların çevresinde biti veriyorsun. Doğru mu bu? Ne diyorsun? Acaba bu fantezileri ne kadardır yaşıyorsun? Yaklaşık 10.5 saattir falan herhalde. Pavel, biliyorsun ki bu fiziksel olarak imkansızdır. Mümkün değil. Bütün bunların sorumlusu Egon. Tamamen hüsrana uğramışsın. Farkında olmadığın hayallerin fantezilerine yoğunlaşmış durumdasın. Fantezilerin seni şekilden şekile sokuyor. Ve banyodaki kız etrafında köpüklerle çırılçıplak. Çok klasik. Fazlasıyla klasik. Çok klasik bir psikanaliz vakası. Öyleyse diğer odaya geç ve beni düşün hadi. Hemen yapacağım. Seni düşünüyorum. Senin adın ne? Adi herif Pavel Nikolayeviç. Seni düşünüyorum. Seni. Doktor. İşe yaradı. Kapıdan girdim. Belki de sadece geceleri oluyordur bu. Ne oluyordur? Benim zamanımda dolaşma işim. Gündüzleri olmuyor. İyi görünmüyorsun. Çok az uyudum. Ben de öyle. Seni düşünüyordum. Bizi. Beni mi düşündün? Ne kadar sürdü bu? Çok uzun. Tahmini ne zaman peki? Sabaha karşı 2-3 falan mı? Aslında tam zamana bakmadım. Efendim Roma dayı. Sevgili yeğenim. Parti varmış diye duydum. Çok yaratıcısın evlat, tebrik ederim. Polis seni içeri atacakken tımarhaneye gidip paçayı kurtarmışsın. Aferin. Dinle Roma dayı, bakın. Kayıp emlakçılar, onları arayan oluyor mu biliyor musun? Kim gibi mesela? Maço adam ve şu aile olan. Tabii ki aramıyorlar. Kimin ihtiyacı olur ki onlara? Alina Stepanovna. Alina Stepanovna, kapıyı açın. Alina Stepanovna. Alina Stepanovna. Alina Stepanovna. Benim müze görevlisi. Konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Alina Stepanovna. Neredesiniz, ne oluyor? Alina Stepanovna. Ne bu, zamanlı yolculuk mu yine? Söylesene dostum. Şu senin yaşlı cadı. Nerelerde acaba? Arama. Alina Gorskaya. Sonuç 0. Olamaz. Çiçekçi.
Kapı açık. Pizza servisi daha hızlıydı. Eve ne yaptın sen? Bir dakika. Burada soruları ben soruyorum. Yaşlı cadı nerede? Nasıl bir gece geçirdiğinden haberin var mı senin? Beni arabadan attılar. Bir uçurumdan düştüm. Ve neredeyse tımarhaneye tıkılıyordum. Gorska'ya benimle ilgili ne anlattı sana? Seni çeşitli denemelerin beklediğini... Denemeler mi? Ne denemesiymiş bu? Aa, anladım. Televizyon için değil mi bu? Gizli kamera şakası. Tamam, herkese merhaba, dışarı çıkın. Hadi gizli kamera. Nerede söyleyeyim bana? Kameralar nerede? Nerede? Hadi nerede kameralar? Hadi gelin, buradayım. Aha, çok komik. Çiçekler nerede? Merhaba. Bitti mi? Bana 2000+300'de teslimat borçlusun. Dur bekle, nereye gidiyorsun? Her çiçekçi taze buket kuralını bilir. Dinle. Ben kurallardan nefret ederim. Bana bir şey anlatma. Onun yanı yaşlı kadını bulmama yardım etmen gerekiyor. Şömineye bak. Bütün veri tabanı silinmiş. Ama hala bazı dosyalar duruyor. Özel dedektifler ve bazı şömineyi ara. Hı? Neredesin? Defol git buradan. Lanet olsun. Borya, bu adam hayalini satıyor. Onun gerçek değerini bilmiyor. Burası kısa zamanda bir otoban olacak. Fiyatı 5-6 katına çıkacak. Burası paha biçilmez bir yer olacak. Bundan kesinlikle emin olabilirsin. Teşekkür ederim. Sana borçluyum. Sözüne güveniyorum. Yoksa seni yakarım. Bayanlar ve baylar, gecemizin son performansı hem seyirciye hem bana sürpriz oldu. Ki bu güzel bir şey. Eğer artık sürprizlere hazır değilseniz yaşlanıyorsunuz demektir. Şimdi sürprize hazır mısınız? O zaman bunu seyredin. Heyecanın sonu yok. Başkayı seyredin. Sanki kutunun içindeymiş gibi görünüyor. Evet, işte başka. Sen de kimsin? Başka. Köpek? Neredeyim ben? Peki yaşamak istiyor musun? Evet. Dizlerin üstüne çök. Şimdi kalk ve sağ dön. Hadi. Şimdi geri gel. Beni kollarına al. Bacaklarım hareket edemiyor. Popom... Rahat dur. Yoksa bıçak arkandan girecek. Sana mı bana mı girecek, anlamadım. Kim beni düşünüyor, lanet olsun. Üzgünüm Yuri. Dalıp gittim. Böyle davranırsan bir daha oğlunu göremeyeceksin. Bedeli neyse öderim. Şimdi burayı temizlerim. Hey. Sana ne kadar borcu var onun? Sen de kimsin? Seni ilgilendirmez. Bu onun borcu. Bunu da ona emeklilik ikramiyesi olarak verirsin. Geldiğimde kontrol edeceğim. Anlaşıldı mı?
Masalar rezerve edildi ve ödemeleri yapıldı. Damat ne zaman bekarlığa veda partisinden döner? Yarından sonraki gün. Dağdalar. Misafirlerin toplam sayısı nedir acaba? Eğer Paşka Basov gelirse toplam 42 olacak. Onu misafir listesinden sileyim mi silmeyeyim mi? Hayır, son dakikada fikrini değiştirebilir. O iyi bir adam. Sadece böyle şeyleri unutur. Onu özledik. Hem de çok. Oğlum niye yüzme havuzuna kıyafetle girdin? Kızlar soyun onu. Hadi soyun onu. Hey, durun. Yapmayın, çekil evden. Kim? Kim beni düşünüyor? Kim düşünüyor beni? Sen? Kim düşünüyor? Sen mi düşünüyorsun? Kim düşünüyor beni burada? Sonra geri veririm. Alo? Beni mi düşünüyordun şu anda? İvan Urgant sen misin? Ne Urgant'ı, ne diyorsun? Ben Paşka Basav'ım tabii ki. Şimdi düşünüyor musun? Sen kimsin? Ben Peter. Peki sen kimsin? Siz oyununuza devam edin. Ben bu kökü alıp kaçıyorum şimdilik. Onu gördün mü? Aynen Yeti gibi. İnanılmaz. Bana kamerayı ver. Hadi. Kamerayı ver dedim bana. Hadi hadi. Bu kesinlikle Yeti. Çocuklar, ben Yeti falan değilim. Baksanıza. Paşka Baso. Pavel Nikolayevich. Pavel Nikolayevich. Bir randevum var. Kaçta peki? Aslında şimdi. Merhaba. Umarım her şey yolundadır. Arazi konusu mu? Evet, şey yani... Duyduğuma göre dün gece kulüpteymişsiniz. Evet, öyleydim. Açılış şartları değerlendirildiğinde... Gorski malikanesini 7 milyon dolara satmam mümkün değil. Fiyatı nedir o zaman, öğrenebilir miyim? Tam 15 milyon... Dolardan bahsediyoruz burada. Adi herif. Buna inanamıyorum. O benim Zarkovski ile konuştuklarımı nereden bilebilir? He? Resmen dinleniyor. Beni kesinlikle dinlemişler. Mikrofon var. Ne? Ve işte peri masalı burada sona eriyor.
Haydi bakalım. Evet, kokteyli de boğul. Sonunda anlayabiliyorum. Gerçek halime dönmem için sen ve o yaşlı cadı şu Disneyland olayını düzenlediniz. Aynen eskisi gibi dürüst, şefkatli, fakir. Ama durum şu ki, ben eski halime dönmek falan istemiyorum. Ben böyle gayet iyiyim. Ve her şey çok daha iyi olacak. İzleyebilirsin istersen. Merhaba, ben... Gel. Çiçek teslim edecektim. Öyle mi? Program hatası mı? Dört göz. Liza nerede? Bugün benim vardiyam. Teslimat ekibine değişiklik mi oldu yani? Güzel bir hatun yerine dört gözü mü gönderiyorlar yani şimdi de? Ama müşteri bu durumdan pek memnun olmadı. Eğer siz Pavel'seniz bu sizin için efendim. Canın cehennemi. Bu benim el yazım değil efendim. Onu nerede bulacağımı biliyor musun? Fiyatlar yükseldi. Çünkü kiralar yükseldi. Kiralar yükseldi. Çünkü belediye başkanlığı değiştirdiler. Pislik herif, bu hiç adil değil. Dün bir gül 50 idi, bugün 70. Bizi bilirsin. Biz toptan alırız. Ona göre bir şey yapman gerekiyor. Hayır, artık bilmiyorum. Kirayı yükselttikleri için artık kimseyi hatırlamıyorum. Buyurun bayım. Bir sorununuz mu var? Senin bir problemin var. Hey. Belediye başkanının kızı olduğun kısmı çıkarmıştım. Böylece sana herkese uğraşacaklardı. İşte senin payın. Sana bir şey istemediğimi söyledim. Eğer isteseydin zaten vermezdim. Sen hakkın olanı kazandın. Benim de prensiplerim var. Bir saniye. Alo. Yeğen, bugün günlerden ne bilmiyor Tabii musun? Tabii biliyorum. Oyun günü değil mi? Seni bekliyoruz. Tamam, yoldayım. Yalnız olmayacağım. Monopoly! Dört, beş. Kaybettin. Evet. Kasa kazanır. Roma, bunu kredime yaz. Kasa kazanır dedim. Roma, ama biz arkadaşız. Arkadaşlık başka, kasa başka bir şey. Zarı sallamadan önce sana bir teklifim olacak. Paralarımızı birleştirelim. Kızıl Meydan'ı satın alalım. Ve Paşka iflas etsin, ne dersin ha? Paşka ile müttefiksiniz sanmıştım. Buna tüm gücümle karşı çıkacağım. Ve iş bir savaş olduğu için... Karşı tarafın zayıflıkları size kazandırır. Demiş Lazu. Savaş hakkında bir şey bilmem. Ama insanların zayıflıklarından para kazanmak sağlığına zararlıdır. Kim demiş? Ben dedim. Başka, sen dayına mı katılıyorsun? Onu perişan edelim mi? Ne dersin ha? Anlaştık, katılıyorum. Hey! Kızıl Meydan'ı satın alıyorum. Kaybedeceksin. Çok merak etme, sana öderim. Sabaha kadar kalacak mısın? Tabii ki. Eskiden daha hızlıydın. 2 saatte 5 milyon. Çıktığının ilk günü kızla olmak. Değil mi? Beni kategorize etme sakın. Yavaş demek yıllar boyu aynı kalitede kalabilmek demektir. Hızlı demekse düşük kalite demektir. Çalışırsın, kariyer manyağı olursun. Çalışmazsın, aptal olursun.
bir eşin olur. Kılıbık bir koca olursun. Eşin olmaz ezik olursun. Bir eşcinsel olursun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben düşünenlerin soyundan geliyorum. Neyi düşündün mü? Hiç düşündün mü? Evet. Peki bu ne zaman oldu? Yani beni tam olarak kaçta düşündün? En azından takriben. Zamanına bakmadım. Dün beni düşünmüş olan herkesi görme şerefine eriştim. Sen listede yoktun ama. Yalancının teki olduğun için insanlara güvenmiyorsun. Söz veriyorum, seni bir daha asla hatırlamayacağım. Gece için teşekkür ederim.
Uyuşmazlığın çözümü bu arazideki yapılar yıkılamaz. Tekneyi ne kadarlığını kiralayacaksın? 2 saatliğine. Sonra kaybolacağım. Küreklere ihtiyacın olacak mı? Konuşsana abi. Ben kürek çekiyorum. Sen sessiz sessiz duruyorsun. İstersen sen çek, ben konuşayım. Dubaları geçme. Hem gemiler var hem de çok tehlikeli. Gittikçe daha tehlikeli oluyor değil mi? Sen ne dersin? Başka? Yardım edin! Sevgilin nerede? O benim sevgilim değil. Dikkatli ol. Dikkat et. Tropikal bir şey ısmarlamıştım, denesene. Çok güzel ve de pahalıdır. Benimki daha da pahalı. Seninki biraz daha ucuz. Benimki kumsalda kokteyl. İçinde nar şurubu ve... Çok salaş bir bar. Burada ne işin var senin? Gördüğün gibi randevum var. Kiminle? Lenny. O da kim peki? Lenny, benim. Randevun benim ne zannediyordum? Ben de öyle. Ama ortadan yok oldum. Bir yere gittiğim yok. Uydurma şimdi. Ha, tamam mı? Hadi. Lenny, nerede kalmıştık? Devam etsene. Aa, neyse, kimdi o? Baş belasının teki. Kafana takma, senin sorunun değil. Bunu boş ver. Tamam, benim de kusurlarım var. Ama en azından uyuşturucu bağımlısı falan değilim. Kendi hayatının efendisi olmayan bir adamla çıkmam ben.
Lenny, sen kaybolmayacaksın değil mi? Kim? Ben mi? Hayır. Söz sana, o kaybolacak. Hadi kaybol, defol. Lenny, seni tehdit etmesine izin verme. Kabadayının teki ama fiziksel olarak uygun değil. Ne diyorsun sen? Lenny, bu adamı aldırma. Ne olursa olsun bu bizim ilk randevumuz. Ben kurtardığım bir yabancıyım. Erkekler böyle bir şans için hayatını verir. O zaman kullan. Kokteyle bir şey karıştırmadın değil mi? Hadi kendi işimize bakalım. Annenin adı neydi? Annemin mi? Beni özlediğini görebiliyorum. Hayır, doğru değil. Seni düşünmüyordum ben. Bendim. Oh. Merak etme, az sonra kaybolacak. Bana anneni anlatsana lütfen. Ha, şuna bak sen, aile muhabbeti. Başka konu yok mu? Hepsi bu mu yani? Daha da yakınlaşmak için ailelerimiz hakkında konuşuyoruz. Birini etkileyebilmek için tek yol yaratıcılık değil, sadece kendin olmayı deneyebilirsin. Ama sen anlamazsın. Lenny, hadi gidiyoruz. Burası çok gürültülü. Buradan gidelim. Babam annemi terk ettiğinden beri annem ondan nefret ediyor. Annem onu asla affetmedi. O zamandan beri de annem babamın ne bana hediye getirmesine ne de benimle konuşmasına izin veriyor. Ondan asla para da almadı. Sonra babam gitti. Benim annemin yanında daha iyi olacağımı karar verdi. Benim fikrimi hiç sormadan, hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Annemin kardeşi, dayım Roma, benim ikinci babam gibidir. Annem uzun zamandır bizimle değil. Ama babam var. 13 yıldır görmesem de. Yabancı gibiyiz. Sanki sevgi içindeyiz. Annem babamı, babam annemi seviyor. Ben de ikisini de seviyormuş gibi geliyordu. Bildiğin şeyler ama kimsenin suçu değil. İşte adi bir süs, en sevdiğim. Gelmemeliydin. Lenny az sonra burada olur. Hayır, olamayacak. Şu an başı belada. İnternette biri bir reklam yayınlamış. Merkezde ucuz bir teklifi. 3 odalı bir daire 1 milyon rubleye. Bu iş ancak 2 günde halledilir. Daha kısa sürede olmaz söyleyeyim, bekleme. Birinin hayatını mahvetmek yerine daha iyi bir hale getirmek hiç aklına gelmedi mi? Deneyebilirim. Hiç böyle bir amacım olmamıştı doğrusu. Olağanüstü Hal Bakanlığı'nın yardım operasyonu Elbrus Dağları'nda devam ediyor. Moskovalı 3 dağcı çığ altında kaldı. 2 tanesi yerli halk tarafından çığ sonrasında bulundu. Olağanüstü Hal Bakanlığı 3. kayıp dağcıyı arıyor. Bir sonraki haber saatinde ayrıntıları size iletmeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi günün diğer haberlerini veriyoruz. Gleb, iyi misin Gleb? Kalkamıyorum. Ayağım. Gleb, bilincini kaybetme. Beni düşünmeye devam et. Birazdan yanındayım. Birazdan yanındayım. Ne? Bu tren nereye gidiyor söylesene? Moskova. Nereden geliyor? Nereden bildiniz? Kompartımanınız. Durun.
Bu tren nereden geliyor söyle. İzlevis'ten geliyor. Ne dedi? Dedi ki asker ya da polis hiç fark etmez. Daha hızlı koşamaz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kabardino, Balkarya'dan Moskovalı 3 dağcı çığ altında kaldı. Dağcılar hiçbir uyarıyı dikkate almamış ve sonunda Tegenekli şehrinde çığın altında kalmışlardır. Çabuk bana biraz ip, buz kıracağı ve bütün bildiğiniz sırmanın şartlarını getirin. Olağanüstü Hal Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre... Durma, durma. Çabuk bir ip ve buz kıracağı diyorum. Dayan Gleb. Birazdan orada olacağım. Başka? Yine mi buraya geldin? Bunu nasıl yapıyorsun? Sadece beni düşündün dostum. Hepsi bu kadar. Hava durumu ağa kar yağışı bildiriyor. Yaklaşık 3 gün bir hava buldun mu? Evet. Güzel. Sıcaklık mevsim normallerinde devam edecek. Aa, bekle. Ha? Teşekkür ederim. Şimdi geliyorum Gleb. Her gece rüyalarında uçan, uçan bir müşteri var. Gerçekten mi? Her gece dünyanın farklı bir köşesine seyahat ediyormuş. Kafadan çatlak mı diyeceksin? Doktor, sana kafadan çatlak olmadığımı burada söylemiştim. Burada ne yapıyorsun? Biz ikiledik. Biz psikiyatristleri öldüremezsin. Kötü dağcı, rahatla, rahatla oğlum, iyice düşünelim, iyice düşünelim. Beni düşünmene gerek yok. Kötü bir gece miydi? Koşmam gerekiyor, kusura bakma. O zaman koş. Ben bir zamanlar koşardım. Hep istediğim birinci olmaktı. Ama şimdi ne oldu? Çok önemli bir şey kaybettim. Hiçbir şey kaybetmedim. Bana inanabilirsin. Sen olmazsan Alkay'la kim evlenir? Düğüne gelecek misin? Söz veriyorum, geleceğim. Eğer gelmezsen benim yerime ilk dansı sen yapacaksın. Gleb, sen delirdin mi? O dansı sen yapacaksın. Hadi bakalım. Yardım edin! Kimse yok mu? Buradayız. Hey! Yardım edin. Bir sorun mu var? Roma, hayatımdan oldukça memnunum. Bu kontrat gibi basit, mantıklı ve karlı. Ama her kontrat gibi silmek isteyebileceğim bir paragraf içeriyor. Çünkü yaşam tarzına mani oluyor bu. Anladın mı beni? Tanrım. Umarım sana derdimi anlatabilmişimdir. Senin yaşamına bu kadar mani olan şey paragraf ne? Paragraf 7. Evet, araziye ihtiyacım var ama üstündeki eve ihtiyacım yok. Evsiz arazi için 15 milyon ödüyorum ben. İnanabiliyor musun? Tam 15. Su ister misin?
dolar. Sorun ne o zaman Boris? Yeğenin kontratımızdan 7. paragrafı iptal etmemekte kesinlikle kararlı görünüyor. Ben bir sorun görmüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba yeğenim. Merhaba Roma dayı. Tesadüfen biriyle tanıştım ve bana kontratın 7. paragrafından memnun olmadığını söyledi. Sen ne diyorsun? Roma dayı, bunlar benim şartlarım. Ev kesinlikle yıkılmayacak. Bu konuda kararlıyım. Pascal Gleb için teşekkür ederim. Sen olmasaydın kocamı asla göremeyecektim. Nasıl yardım etmezdim ki? O Gleb, o benim dostum. Ve düğün için bir kıyafet aldım bile. Yani hazır. Durun, yeni bir numaram var. İzleyin beni. Bunu nasıl yaptın? Ve de ip olmadan. Ben buna sihir derim. netdepo.org Gleb, nasılsın? Nasıl mıyım? Sana nasıl olduğumu söyleyeyim. Yoğun bakıma geldiğimde ilk düşündüğüm düğünüm normal bir düğün olmayacaktı. Gerçekten çok düşündüm. Ve Zumulagma'ya da çıkamayacağım. Nereye dedin? Everest'e. Teşekkür ederim. Gelecekteki çocuklarım beni PTA toplantısına çağıramayacak. Peki bu kimin suçu? Başka Basov, lanet olası. Niye beni kurtarmak zorundaydın ki? Sen olmasaydın böyle bir acıdan haberim olmayacaktı. Neden? Çünkü sen benim en iyi dostumsun. Ve bunların hepsi bir şakaydı. Evet. Harika. Aptallar. Otur hadi şuradan. Otur otur. Evet, çok iyi. Çok iyi. Aferin. Şuradan beni evet. Affettin. Evet. Hadi bakalım. Çiçekçi dükkanı? Bir siparişim olacaktı. Dünyanın en güzel kızına, dünyanın en güzel buketi lütfen. Ben sizin sürekli müşterinizim. Bunu takdir ediyoruz ama maalesef bugün çiçek kalmadı. Üzgünüm. Küçük hanım, bana yardım etmelisiniz ama. Resmi bir teklif yapacağım ve bunun çiçeksiz olması mümkün değil. Yani çok önemli bir ayrıntı biliyorsunuz. Evlenmeye mi karar verdin? Bu ne sürpriz? Gelecek misin? İmkansız taze buket kuralı hatırladın mı? Ne kuralıymış o? En taze çiçek bile suya konmadan evvel düzgün muamele görmek ister. İlk önce sapından biraz kesip yapraklarını kısaltırsın. Bunu yapmazsan çiçekler çürür gider. Liza, seni sonra arayacağım. Acilen sapı kısaltıp yaprakları kesmem lazım. Ya da tam tersi. Buyurun lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim? Alina Stepanovna. Alina Stepanovna, durun. Sizi tanıyor muyum ben? Evet, ben Paşka. Paşka Basov. Ha. Müze görevlisi. Evet. Sizi tekrar gördüğüme sevindim doğrusu. Alina Stepanovna, maalesef müzeyi açamıyoruz biz. Evet, bunu fark ettim. Evet, sizi aldattım. Anlıyorum, öyleyse düzelt. Aklım karıştı. Bu gece çılgınlığını nasıl bitireceğim? Sen bana evi geri ver, ben de huzuru. Anna Stepanovna, vereceğim, merak etmeyin, evi vereceğim. Restorasyona başlayabilirsiniz. Söz, yemin ediyorum, söz veriyorum, neyse işte. Yapacağım, merak etmeyin, bu işi yapacağım, söz. Söz veriyorum, yemin ediyorum, her şeyim... Lisa, kimle karşılaştım tahmin edemezsin. Hayır, Liza değil. Roma? Neden bu kadar resmisin? Liza benimle. Ve o iyi, merak etme. Benimle birlikte. Bırak onu gitsin.
Bu gece için başka planlarım var. Bugünkü bütün amacım şu beni huzursuz eden 7. maddeyi çıkartıp imzalamanı sağlamak. Bu arada Liza ve ben Gorski villasında çay içeceğiz. Monopoli oynayıp seni bekleyeceğiz. Elimden geleni yaparım. Bu iyi olur yeğenim. Alo Gleb. Yardımına ihtiyacım var. Mimari bir anıt mı? Neden insanların geçmişe bu kadar takılıp kaldıklarını hiç anlayamamışımdır. İnanılmaz bir güç, para ve çaba sarf ediyorlar. Bence çok anlamsız. Geçmişle ilgili söyleyebileceğim tek şey, geçmiş geçmişte kaldı. Biz şimdiye odaklanmalıyız. Bu sana mantıklı geldi mi? Dikkat isteniyor olur Dolu. Daha iyi. Anton, yukarıda neler oluyor bir bak. Lisa. Hop. Biz de seni bekliyorduk. Kadınların küçük ayrıntılara dikkat ederek her şeyi mahvedebilmek gibi bir yetisi var. Böylece gerçek erkeklerin gerçek kararlar vermesini engelliyorlar. Beraber bir servet kazanabilirdik. Ama şimdi bunu tek başıma yapmak zorundayım. Sen benim yanımda olmayacaksın. İmzala şunu. Böylece o ve sen hayatınızın sonuna kadar çiçek yetiştirebilirsiniz. İmzala. Yüzüme silah doğrultulmuşken imzalamayacağım. Biz bir aileyiz değil mi? 7 milyon söz konusu olunca beni yetim gibi düşün. İmzala. Hayır. Bahis oynayalım mı? Bahis ne? Hayatımda bir sürü hata yaptım. Yani pek çok insanı kullandım. Artık bırakıyorum. Daha fazla kötülük yok. Kaybedersem imzalarım. Kazanırsam evi ve beni rahat bırakacaksın. Bizi daha doğrusu. Kaybedeceksin. Ya şanslı günümdeysem? Hadi bir deneyelim.
İmzala şunu. Bahçıvan. Vekaleten imzalayacağım. Önceden imzalamıştım. Hadi bakalım. Ben temizim. Sen de mutlusun. İmzala. Of. Sen bir dahisin. Yalnız lütfen şu andan itibaren onu düşünme. Hadi bakalım. Ha, bekle. Çözmemiz gereken önemli bir sorun var. Hey başka, beklesene. Şimdi ne yapıyoruz? Sen gösterine devam et. Sen de Everest Dağı'nı fethet dostum. İkinize de başarılar. Hadi gidin hadi. Önceden daha hızlı koşardın. Bu taraftan. Baba. Merhaba. Baba. Baba bu Liza. Liza babam. Memnun oldum. Dur, sana yardım edeyim. Söz veriyorum. Bir daha kaybolmayacağım hiçbir zaman. Beni ne zaman düşünsen yanında olacağım. Söz veriyorum sana. Sihir yok, mistisizm yok. Hep yanında olacağım. Sevgili dostlar, bugün Apollon Gorski Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Büyük bir adamın sevgili eşiyle birlikte uzun yıllar mutlulukla yaşadığı olağanüstü bir evdeyiz. İşte, Alina Stepanovna, bu özel anı hak ettiniz. Teşekkür ederim. Yani sen şimdi seni düşünen insanların birdenbire karşısına çıktığını mı söylüyorsun? İlginç. Ne kadardır bu tarz hayaller görüyorsun? Doktor, sana söyledim ya işte böyle birdenbire orada otururken durun daha hikayemi bitirmemiştim.
Sonunu duyuncaya kadar bekle, daha da ilginçleşiyor.